Merhaba arkadaşlar, Fatih Hoca ben. İngilizcenin İngilizceye diğer bir ifadeyle restatement tarzı bir soru. Daha önce farklı çözümlerini yaptığımız türde bir soru aslında. Yeniden karşımızda farklı şekillerde sorulmuş. Dikkat edilmesi gereken farklı şeylerin olduğu yine bir restatement sorusu. Başlayalım arkadaşlar. Soru üzerinde görelim nelere dikkat ettiğimizi. Öncelikle işaretlemelerimi yapmak istiyorum. Buyurun, menü. Yükleme alıyorum. Partial ifadesini sıfat olarak alıyorum. Due to bir bağlaç. Due to'yu özellikle arkadaşlar işaretliyorum. Devam edersem yine bir sıfat olarak ne var? 14 yaş 6 grup var suçluların sıfatı olarak, değil mi arkadaşlar? Şimdi bu bağlamda bir çözüm gerçekleştirmek istiyorum. Öncelikle bütün sıfatlar, zarflar şu bir tarafa, bağlaç bölümünden başlayarak çözelim arkadaşlar. Alışkanlığınız olsun. Elimizde verilmiş net bir bağlaç varsa bu bağlaca ve bu bağlacın kullanımına dikkat ederek soru çözersek daha garanti çalışmış oluruz. Arkadaşlar olay ne? Şimdi due to denilen bir ifade var. Sebep sonuç bağlaçlarından birisi. Sağında gelen ifade bütün cümlenin sebebidir mantıken. Due to, owing to, because of gibi yapılar, değil mi? Sağındaki ifade bütün cümlenin neydi arkadaşlar? Sebebidir. Doğal olarak öbür cümlede bir sonuç oluyor, değil mi? Bu durumda ben ne yapıyorum? Hemen şu cümleyi bir anlayayım. Benim çözümümü kolaylaştırsın çünkü bu anlam olayı. 14 yaş altındaki suçlular, değil mi, tarafından işlenmiş olan, işlenen suçların sayısındaki artıştan dolayı. Doğal olarak sebep suçlu sayısındaki artış arkadaşlar. Buraya özellikle dikkatinizi çekiyorum. Suçlu sayısındaki artış bir sebep. Şimdi ben seçeneklerde sebep sonuç bağlacı olarak verilenleri önce bir işaretleyeyim arkadaşlar. Buyurun. Adana'da ne var? In order to. Bolu seçeneğinde does, sebep sonuç bağlacı. Ceyhan seçeneğine baktığımda arkadaşlar because of. Denizli seçeneğine baktığımda herhangi bir sebep sonuç bağlacı vermese de eylemle bunu sağlamaya çalışmış. Yol açtı. Görüyor musunuz? E seçeneğine geldiğimde ise arkadaşlar özel bir sebep sonuç bağlacı vesaire göremiyorum. Bir relative yapı, the never before gibi farklı şeyler kullanmaya çalışmış. Arkadaşlar E seçeneği benim için aslında uzak bir seçenek şu bağlamda. Tekrar tekrar konuşuyorum. Due to'nun karşılığını gerek bağlaç olarak gerekse bir eylem olarak vermesine ihtiyacım var benim. Önceliğim tabii ki bağlaçla verilmiş olanlar. Olmazsa diğerine döneceğim. Şimdi lütfen izleyin arkadaşlar. Madem due to bağlacının sağ tarafındaki ifade sebep, buyurun, in order to ifadesinin sağındaki bir sebep mantıken, değil mi? Şimdi konuşalım. Burada suçlu sayısındaki artıştı sebep olan şey, burada ise suçu önlemek. Bakın bu negatif bir ifade, bu pozitif bir ifade arkadaşlar. Doğal olarak negatif bir sebeple sorulmuş bir soruyu pozitif bir sebeple yenileyemezsiniz restatement olarak. B seçeneğine geldiğinde bu defa does diyor. Arkadaşlar does tam tersi. Yani bu yüzden does cümlesinin öncesi sebep sonrası sonuçtur mantıken. Değil mi? Due to'nun tam tersi. Şimdi bu durumda ben does'la çevireceksem due to'yu, önceki cümle benim sebebim olmalı. Okuyorum arkadaşlar sebep bölümünü. Ne diyor bakın yine? 14 yaş altındakiler tarafından işlenen suçlar yaygınlaşıyor. Dikkat arkadaşlar. Sayıda bir artış olmasını ne olarak veriyor? Yaygınlaşıyor olarak veriyor ki güzel bir sebep. Farkında mısınız? Ve bu yüzden de dedikten sonra sonucumuzu veriyor. Sonuç zaten bizim yukarıdaki Arizona'daki birçok bölge. Görüyor musunuz? Many localities in Arizona. B güzel bir ifade. C'ye geldiğinde because of bir sebep sonuç doğrudur. Ama yine aynen in order to gibi, aynen due to gibi arkadaşlar. Sağında sebep olmalı.
Bakıyorum sağımda sebep var mı diye. Sayıdaki artış diyordu. Doğru, sayıdaki artış. Görüyor musunuz ifadeyi? Ama arkadaşlar gereksiz bir ne var? Zarf var. Görüyor musunuz? Olmayanı da veremezsiniz. Biz sadece artış diyoruz. Bu immensal. Diğer tarafa bakmaya gerek duymuyorum. Denizli seçeneğine geldiğimde ise arkadaşlar yine 14 yaş altındaki suçluların sayısının ya da artan sayısı gördük mü arkadaşlar? Tamam, bir sebep yol açtı. O da güzel. Buraya kadar iyi arkadaşlar. Ya zaten bundan dolayı oluyor demek, bu olay buna yol açtı demektir. Farklı bir şey yok. Ancak lütfen arızaya dikkat edin şimdi. Benim seçeneğimde bu defa karşı tarafta verdiğim ne? Sıfatlar devreye giriyor. Many districts in Arizona ifadesini görüyor musunuz? İyi de ben Arizona'daki bölgeler diyorum. Nerede benim many ifadem arkadaşlar burada? Yok. Bu durumda verilen sıfatı aşağıda kullanmamasından dolayı ben D seçeneğini işaretleyemiyorum. Zaten baştaki bağlantı eksikliğini elemiştik. Doğal olarak arkadaşlar bolu seçeneğini cevap olarak düşünüyoruz. Ve yine yukarıdaki işaretlediğim bölümleri B'de işaretleyeyim daha net görünsün. 14 yaş altı, sebep sonuç bağlacı, birçok bölge. Görüyor musunuz arkadaşlar? Zaman olarak verdiğimiz are considering'i are thinking de karşılama, partial ifadesini birebir verme. Bunların hepsi bizim B seçeneğini doğru cevap olarak işaretlememizi sağlıyor arkadaşlar. Evet, B'yi işaretliyoruz ve diğer sorularda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.